Tarihin eski dönemlerinden gelen Tokat bileziği, bizlere görsel açıdan birçok güzellik sağlamaktadır. Altının özenle işlenerek şekil aldığı Tokat bilezikleri, gelinlerin vazgeçilmez takılar arasında olmuştur. Tokat bileziğinin ismi, eskiden mengil veya kolluk diye geçmektedir. Tokat'a has bu bileziğe Tokat kolluğu veya Tokat durması da denilmektedir. Ayrıca bu bilezikler çok sağlam yapıldığından 150 sene takılabilmektedir. Tokat burmasına eski altınların veya hurda bileziklerin eritilmesiyle başlanmaktadır. Altın sıvı hale getirilene kadar ısıtılmaktadır. Sıvı altın dereceye döküldükten sonra işlenecek şekle getirilir. Silindirden geçirilen altın istenilen mikronlara kavuşturulmakta ve tuz duruna batırıldıktan sonra büküm işlemi yapılmaktadır. Silindirden geçirilen altın istenilen boyutlarda kesildikten sonra ustamızın ellerinde işlem görmekte ve burma biçimi verilmektedir.
altına verilen biçimin ardından ateşle tavlama yapılmakta, bu işlem sırasında telin rengi gitmektedir. Tele altın renginin geri verilmesi için tuz ruğuna atılmaktadır. Burma tele bu işlemler ne kadar yapılırsa tel o kadar sertleşmektedir. Bunun için de ateşle tekrar tavlama işlemi yapılarak yumuşatılması sağlanmaktadır. İstenilen uzunluğa getirilen altına, burguların daha net gözükebilmesi için dövme işlemi yapılır. Burgu tel belirli boyutlarda kesilerek ve iki ucu birbirine bağlanarak kaynatma işlemi yapılır. Bu şekilde altın tel normal bilezik modelini alır. Bu işlemi yaparken dikkatli olunması gerekir. Çünkü herhangi bir el kaymasında kaynağımız tutmayabilir.
Burma tellerimiz çembere takıldıktan sonra kuşak adı verilen işlem ile birbirine bağlanmaktadır. Tokat bileziğinde 3 adet kuşak bulunmaktadır. Daha sonra tavlama işlemi yapılır ve sertleşmesi engellenir. Kaş adı verilen kısmını yapmak için bileziğin belli bir bölümü kesilmektedir. Thank you.
kaş kısmı için özel kum kullanılmaktadır. Döküm işlemi yapılmadan kumun bir gün önceden su ile tavlanması gerekmektedir. Kalıpta kömür tozu kullanılmakta, bu ise Tokat bileziğinin orijinal kalıbını oluşturmaktadır. Kömür tozunun kullanılma sebebi kumun tahtaya ve kalıba yapışmamasıdır. Kalıbın bozuk çıkmaması için ince işlemlerden geçirilir. Kalıp hazır olduktan sonra 45-50 dakika ısıtılır. Çünkü sıcak maden döküleceğinden kalıbımızın da sıcak olması gerekmektedir. Burma bileziği yaparken arta kalan altınlar kaş kısmını elde etmek için eritilir. Altın eritildikten sonra kalıba özenle dökülür. Kaş kısmı hazır olduktan sonra bileziğin kesilen kısmına kaynak işlemi yapılarak monte edilir.
Kaynak, yani kemer kısmına çiçek desenleri de yapılarak tokat vurmasına görsellik katılmaktadır. Ustamız bu işlemde tüm hünerlerini sergilemekte ve vurmanın görselliğini zenginleştirmektedir. El kalemiyle de desenlerin belirginleşmesi için üzerinden gidilmektedir. Böylece tokat vurması hazır hale gelmiştir.